Diyelim ki şurada enfekte bir yer var sevgili Çağla. Şu kalemin olduğu yerin enfekte olduğunu düşünün. Yani orada mikrop olduğunu düşünün. Siz temizliğe oradan başlarsanız her tarafa yaymaya devam edersiniz. O zaman ne yapacağız? Temizliği kirlendiğini düşündüğünüz yerin çevresinden başlayarak yapıp en son en kirli yeri temizleyeceksiniz. Yarım saat bırakacaksınız orada onu. Arkasından e, e, ılık bir suyla tekrar orayı yıkayacaksınız. Dolayısıyla temizliği bu şekilde yapmakta fayda var. Aslında biraz sonra vakit olursa senden özellikle rica ediyorum. Evet. Şimdi bu hastalığın tedavisi için C vitaminleri, D vitaminleri, mürver bitkileri, şunlar bunlar Coştuk. o kısmı mutlaka Coştuk. konuşalım. Mutlaka konuşalım. Acayip uçuluyor orada. Tamam. Arkadaşlarım şeyi tekrar Ekranı veriyor. Ver. Nasıl Hemen bir Bu kızın çok suya. önemli. 1 litre suya 1000 miligram klor, klor koyduk. Demek ki 5 litre suya 5 mg, 5000 miligram yapar ya da 5 gram yapar. Aha. Önce çevredeki temiz bölgeyi sildik. Sonra kirlendiğinden şüphe ettiğin bölgeyi sildik. Bir cismi mesela şunu sildik, şu masayı. Başka bir masayı, başka bir bezle silmeliyiz. Bu da çok önemli noktalardan bir tanesi. Sildikten sonra 30 dakika bekleyin. Hemen üstüne başka bir bezle kurulamaya falan kalkmayın. 30 dakikadan sonra Aynen. temiz suyla durulayın ve bunu günde en az 2 iki... Üç kere yapın. Dışarıdan birlerini sokmayın. Evler öyle yapıyorlar ya belediyeler. Aman ha evlerde öyle bir şey yapıp bu ayrı bir dezenfeksiyon Bir de evde maddesi. duruyorsak dışarıdan giren çıkan yoksa da çok da fazla abartmanın bir çok anlamı güzel yok şey değil mi? Ya evde habire diyorlar ki hocam habire evde. kolonya sürüp ya zaten durduk yerde kalkıp eli yıkamak. Dışarıdan risk gelmiyor. Evinize giren yok. Çıkan yok. Evet. E, siz tek başınasınız evde. İkili bir eli yıkamanızın anlamı yok. Çünkü orada şartlar değişmiyor. Evet. Giren çıkan biri olduğunda da şunu yapın. İki olasılık var. Bir yere oturtun onu. Girdi içeriden. Kapıyı da açtı. Bak kapıyı açtı. Kendi açtı. İçeri girdi. Yürüyerek geldi. Bir koltuğa oturtun. Gittikten sonra biraz havalandırın. Ağzından çıkmış bir şey varsa çöksün diye. Hı hı. İkincisi de oturduğu yeri şu söylediğim şeylerden bir tanesini sildiniz mi zaten o riski de üstünüzden atmış olursunuz. Bu önce... kadar da paranoyak olmayalım yani. İşin Hayır. o da başka tarafı yani. Olduk oluyoruz. Olmaya yani. devam ediyoruz. O Senin da çünkü bak. O neyi getiriyor biliyor musun? Benim vücut direncimin yüksek olması ne emneden ne biliyor musun? Ben iyiysem mesela dua ediyoruz vesaire diyoruz yani kendince karşı çıkanlar da oluyor. Mesele vücut direncinizi arttırmak bunun için de manen kendinizi iyi hissetmek. O nedenle de siz ne kadar Mutluysanız vücut direnciniz o kadar artar. Ne kadar stresliyseniz o kadar düşer. Kanser hastalarına biz niye sürekli moral vermeye çalışırız? Evet. Moral demek interleukin demektir. Yani savaşan, evet. e, moral demek katil lenfositlerimiz var. Onlarla ilgili bir etki nedeniyle vücut direncimizin artmasıdır.